Ebu Hasan Şazeli Hazretlerinden dualar ve nasihatleri sizlerle paylaşıyoruz. Allah dostu şöyle buyuruyor: şu vazıfları elde et ki dünya ve ahiret mutluluğunu kazanabilesin. Kafirleri dost edinme. Müminlere düşman gözüyle bakma. Dünyada takvayı azık edin. Allah'ın vahdaniyetine, Resulünün peygamberliğine şehadet et. Az da olsa ameli salihe devam et. Şöyle devam ediyor. Şöyle söyle: Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe inandım. Yine şöyle de: İşittik, itaat ettik. Ey Rabbimiz, af sendendir, dönüş sanadır. İfadede samimi olmayı istiyorsan şu sureyi okumaya devam et. İnne enzelnâhu fî leyletil kadr. Hasan Şazeli Hazretleri şöyle devam ediyor: yağmur gibi bol ve bereketli rızık istiyorsan şu sureyi sürekli oku. Kul e'ûzu bi rabbil felak. İnsanların kötülüklerinden emin olmak istiyorsan devamlı şu sureyi oku. Nas suresi. Yani kul e'uzu bi rabbin nas. Hayırlı rızık ve bereket elde etmek istiyorsan şunları okumaya devam et. Bismillahirrahmanirrahim. El melikul hakkul mubin. Ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Ve peşinden Vaka ve Yasin surelerini oku. Allah'ın seni gam ve tasalardan kurtarmasını, sıkıntıların için çıkış yolu göstermesini ve hiç ummadığın bir yerden seni rızıklandırmasını istiyorsan tövbe ve istiğfara yapış. Korktuğun şeylerden emin olmak istiyorsan şöyle yalvar: Allah'ın tam kelimeleriyle onun kullarının şerrinden, gazap ve cezasından, şeytanların kışkırtmalarından ve yanımda bulunmalarından sana sığınırım. Gök kapılarının ne zaman açılacağını, duanın ne zaman kabul olacağını öğrenmek istersen, müezzin ezan okuduğu zaman sözlerini tekrar et. Nitekim bir hadiste şöyle buyurulmuştur: kimin başına sıkıntı ve bela gelirse, müezzinin söylediklerine katılsın. Seni üzen duygulardan kurtulmak istiyorsan şöyle söyle: hay olan ve hiç ölmeyecek olan Allah'a tevekkül ettim. Hamd, çocuk edinmemiş olan, hükümranlığında ortağı bulunmayan, düşkün olmayıp yardımcıya da ihtiyacı olmayan Allah'a mahsustur. Onu gereği gibi tekbir et ve yücelt. İsra suresi 111. ayet-i kerime. Korku, gam ve kasvetten kurtulmak istiyorsan şu duayı oku: Allah'ım, senin kulunum, kulunun ve cariyenin evladıyım. Varlığım senin elindedir. Senin hükmün bende caridir. Senin takdirin benim için adalettir. Kendini isimlendirdiğin bütün isimler hürmetine, kitabında buyurduğun yahut mahlukattan birine öğrettiğin veya ilmul gaybta kendisine ayırdığın isimler hürmetine, Kur'an-ı Kerim'i gönlümün baharı, göğsümün nuru, hüznümün cilası, gam ve kederimi bir kuvvet haline getir ya Rabbi. Allah'ın seni en basiti küçük günah olan 99 hastalıktan kurtarmasını istiyorsan şöyle söyle: La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Güç ve kuvvet sadece Allah'a aittir. Başına gelen musibetlerden dolayı sevap kazanmak istiyorsan şu ayetteki ifadeyi tekrar et: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'a aidiz ve ona döndürüleceğiz. Tasanın yok olmasını, hakkını ve alacağını elde etmek istiyorsan sabah akşam şu duayı oku: Allah'ım, keder ve üzüntüden, güçsüzlük, acizlik ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklık ve cimrilikten, aşırı borçlanma ve insanların kahrından sana sığınırım. Huşu ve huduğu gerçekleştirmek istiyorsan fuzuli bakışları bırak, harama bakma.
Hikmeti elde etmek istiyorsan boş lafları terk et. İbadetin tadını tatmak istiyorsan fazla yemek yeme. Ayrıca oruç tutman, gece kalkıp teheccüd namazı kılman da gerekir, eğer ibadetlerin tadını almak istiyorsan. Hasan Şazeli rahmetullahi aleyh şöyle devam ediyor. Heybete sahip olmak istiyorsan mizah ve gülmeyi bırak. Bu ikisi heybeti yok eder. Cenneti arıyorsan dünyaya karşı olan fuzuli ilgi ve rağbeti terk et. Nefsinin kusurlarını ıslah etme konusunda başarılı olmak istiyorsan diğer insanların kusurları ile ilgili merakını bırak. O kusurları araştırma. Çünkü tecessüs münafıklığın bir kolu, iyi zan ve hüsnü zan ise imanın bir şubesidir. Haşyeti gerçekleştirmek istiyorsan Allah'ın keyfiyeti konusundaki vehimleri bırak. Böylece şirk ve nifaktan kurtulmuş olursun. Bütün kötülüklerden uzak olmak istiyorsan insanlara kötü zan besleme. Mertebe ve derece kazanmak istiyorsan Allah'a tevekkül et. İnsanlara dayanma. Kalbinin ölmemesini istiyorsan her gün 40 defa şöyle dua et. Ya Hayyu ya Kayyumu la ilahe illa ent. Ey Hay, ey Kayyum olan Allah. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Hasret ve nedamet zamanı olan kıyamet günü Peygamber aleyhisselamı görmek istiyorsan şu sureleri çok çok oku. İzeşşemsü kübirat. Tekvir suresi. İzessemâ'ın fetarat. İnfitar suresi. İzessemâ'ın şakkat. İnşikak suresi. Yüzünün Allah tarafından nurlandırılmasını istiyorsan gece kalkıp ibadet yapmaya devam et. Kıyamet günü susuzluk hissetmemeyi istiyorsan oruca yapış. Kabir azabından kurtulmak istiyorsan pisliklerden korun, haramlardan sakın, şehvetlerden kaç. Zengin olmak istiyorsan kanaate yapış. Ebu Hasan Şazeli rahmetullahi aleyh şöyle devam ediyor. İnsanların en çok ibadet edeni olmak istiyorsan faydası dokunan bir kişi ol. İnsanların en hayırlısı olmak istiyorsan Resulullah'ın şu hadisine dikkat et. Haramlardan kaç ki insanların en abidi, Allah'ın verdiğine razı ol ki onların en zengini, komşuna ikram et ki mümin, kendi için sevdiğini insanlar için sev ki Müslüman olasın. Bir de çok gülme. Çünkü çok gülmek kalbi öldürür. İhlas ve ihsan sahibi olmak istersen Allah'ı görüyormuşçasına ona ibadet et. Her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. İmanının kemale ulaşmasını istiyorsan ahlakını güzelleştir. Allah'ın seni sevmesini istiyorsan Müslüman kardeşlerinin ihtiyacını gider. İtaatkâr olmak istiyorsan Allah'ın sana farz ettiklerini yerine getir. Kıyamet günü Allah-u Teala ile tertemiz olarak karşılaşmak istiyorsan, cuma günleri yıkanmaya ve temizlenmeye dikkat et. Kıyamet günü karanlıktan uzak, yol gösterici nurlar içinde haşrolmak istiyorsan, Allah'ın yarattıklarından hiçbirine zulmetme. Günahının az olmasını istiyorsan, tövbe ve istiğfara devam et. İnsanların en kuvvetlisi olmak istersen Allah'a tevekkül et. Bakın biz Müslüman olarak, mümin olarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evden çıkarken bize tavsiye ettiği bir duayı her dem okuruz. Bismillahi tevekkeltu alallah ve la havle ve la kuvvete illa billah. Hasan Şazeli rahmetullahi aleyh işte şöyle söylüyor. İnsanların en kuvvetlisi olmak istersen Allah'a tevekkül et. Çünkü Rabbine dayanan, dayanağı Rabbi olan hiçbir kederden, hiçbir gamdan, üzüntü içinde olmaz.
Allah Teala onun tüm sıkıntılarına kefil olur, vekil olur ve ona tüm dertlere karşı bir çıkış yolu gösterir. Allah Teala bir kişinin dostu olduğu zaman ne dünyada ne de kıyamette ona hüzün dokunmaz sevgili dostlar. Onun için gelin her dem Bismillahi tevekkeltu alallah ve la havle ve la kuvvete illa billah nebevi duasını yapalım. Hasan Şazeli rahmetullahi aleyh şöyle devam ediyor nasihatlerine. Günahlarının Allah tarafından örtülmesini istiyorsan sen de insanların kusurlarını ört. Hatalarının yok sayılmasını istiyorsan ıssız, kimsenin görmeyeceği yerlerde bile huşu, hudu ile ibadet et ve iyiliklerini çoğaltmaya bak. Salih amel işlemeye devam et. Büyük lütuf ve ihsan istiyorsan musibetlere karşı sabırlı, mütevazı ve iyi ahlak sahibi olman gerektiğini asla unutma. Büyük kötülüklerden uzak olmak istersen, kötü huydan, kendisine tabi olunan cimrilik ve ihtirastan sakın. Eşkıyanın kötülüklerinden emin olmak istersen, yakın akrabalarını ziyaret etmen ve gizli gizli sadaka vermen gerekir. Bu eşkıya sadece bizim bildiğimiz eşkıya da değildir. Bunun altını çizelim. Yeryüzünde insanları yollardan çıkartan, onları saptırmaya çalışan birçok eşkıya var. Bunların başında insanın kendi nefsi geliyor. Tabii terbiye edilmemiş nefis. Şeytan geliyor sevgili dostlar ve şeytanın dostları geliyor. İnsan eğer bu eşkıyalara karşı kendi yolunu şaşırmazsa, onlara uymazsa, onlara tabi olmazsa, Rabbi onun gören gözü, tutan eli, konuşan dili olur. Her şeyi hikmet olur, bereket olur. Yuvasında huzur olur, mutluluk olur. Dünyasında mutluluk olur, ahiretinde de saadet olur. Biz kötülüklerden kendimizi korursak ve akrabayı gözetirsek, sadaka, gizli gizli sadaka vermeye devam edersek, Allah Teala bizi büyük kötülüklerden uzak tutacak. Hasan Şazeli rahmetullahi aleyh şöyle devam ediyor. Borç ve ihtiyacını Allah'ın gidermesini istiyorsan, Hazreti Peygamber'in şu duasını okumaya devam et. Allah'ım, helallerin ile yetinip haramlardan sakınmamı nasip et. Bana lütuf ve ihsanla muamele edip senin dışındakilerden müstağni olmamı, onlara muhtaç olmamamı ihsan et. Kötülüklerinden korkulan insanlardan emin olmak için şöyle dua et. Allah'ım, onların kötülüklerinden, içlerinde besedikleri fesattan sana sığınırım. Hayır ve rızkının bolluğunu istersen şu sureleri okumaya devam et. Elem neşrah leke sadrak. İnşirah suresi. Kul ya eyyuhel kafirun. Kafirun suresi. İnsanlardan gizli yaşamak istersen şu duayı oku. Ya Rab, kendini örtüp gözle görülmez hale getirdiğin gibi beni de ört ve sakla. Açlık ve susuzluk duymak istemiyorsan şu sureyi oku. Li'ilafi Kureyş. Ebul Hasan Şazeli Hazretlerinin duaları ve nasihatleri bizler için birer tavsiye niteliğinde. Ve bu tavsiyeler gerçekten de Allah dostlarının kalbinden çıktığı için çok kıymetli tavsiyeler. Birer inci mesabesinde bizim hayatımızda. Eğer uygularsak, uyarsak kazançlı çıkarız. Allah Teala'dan bizi her daim kazançlı kullarından eylemesini niyaz ediyoruz.